Isparta'ya Bediüzzaman Said Nursi Mevlidine gidiyoruz. Biraz sonra inşallah yola çıkacağız. İstanbul'da Vezneciler'deyiz. Önce Yeni Asya Vakfı'na geldik. Oradan otobüsün kalkacağı yere geldik. Şimdi otobüsü bekliyoruz. Bediüzzaman'ın ömrünün önemli bir kısmını geçirmiş olduğu Isparta'daki mevlid tabii farklı bir mevlid. Bediüzzaman Hazretleri ilk olarak Risale-i Nur'un önemli bir kısmını Barla'da telif etti. Barla sürgün olarak gitti. Daha sonra Barla'dan birkaç yere daha sürgün olarak gitti. En son Isparta'da. Isparta Bediüzzaman Hazretleri'nin önemli mekanlarından birisi. Isparta'yla, taşıyla, toprağıyla, oranın halkıyla bütünleşti. İslami hizmetlerin önemli bir kısmını orada yaptı. Kur'an'ın bu zamandaki tefsirini, kapsamlı, her suale cevap olan, bütün detaylarıyla Kur'an'ın hakikatlerinin anlatıldığı muazzam bir Kur'an tefsirinin önemli bir kısmını Barla ve Isparta'da kaleme aldı. İnşallah Risale-i Nurların telif edildiği memlekete gidiyoruz. Orada Bediüzzaman Hazretleri'ne, Kur'an hakikatleri ve Resulullah'ın sünneti sendisiyle hatırlayacağız. Hatırasından mevlid okunuyor. İnşallah orada kubbe-i maneviye ve şahsı maneviye vücut bulacak. İnşallah. Kardeşler birbirine tanışacak, kaynaşacak, birleşecek. Yarınlar için bunu taşıyacak. Allah razı olsun. Kolay gelsin. Temennimiz budur diyorsun. Evet. Abiye. Hayırlara vesile olsun ve gençlerin sayısı çoğalsın. İstiyorum, temenni ediyorum. Allah'a öyle dua ediyorum. Risale okuyanların sayısı çok olsun inşallah. Benden. Eyvallah. Hatta o kadar çok olsun ki Türkiye'ye sığmasın. Yani dünyada da bayağı sayısı artsın. Bu uğurda çalışan kardeşlerimize Allah yardım etsin. Amin. Yani Allah yar ve yardımcılarım olsun. Koşturan herkes, halis insanlar, halis kimseler, iyi niyetlere, Cenab-ı Hak onların önünü açsın, onların gayretini artırsın inşallah, yüz kuvvet versin. Gelecek için, yani yaşı fazla olanlar bugün var, yarın yok. Ümit gençlerde. Ya, ama bakıyorum buraya, hep yaşı elinden fazla. Evet. İnşallah gençleri de aramızda görürüz diyelim. 52 var. Allah sana da yardım etsin. Amin. Ecmain cümlemize. Eyvallah. Enine, benine, kuvvetine, zihnine, her şeyine. Allah razı olsun. Sıkıntı yok. Bunu ben yakınlaştırarak isterim. Isparta mevlidi aslında önemli bir mevlid. İnşallah Cenab-ı Hak Ankara mevlidinin de yapılmasını bize lazım. İnşallah. Bu zihniyet oradan dağılır. Temennimiz budur. Şahsi manevinin gelişmesi lazım. Gençlerin biraz daha bunda daha etkin olması lazım. İnşallah cemaat olarak biz de başarılı hareketleri yaparız. Devam edelim. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri rahmetullahi aleyh için yapılan ve planlanan mevlide gitmek üzere bekliyoruz. İnşallahü Teala her daha önceki zamanlarda coşkuyla idrak ettiğimiz, katıldığımız, iştirak ettiğimiz mevlide yine bu sene aynı şekilde coşkuyla gidip gelmeyi diliyoruz ve bekliyoruz inşallah orada. Diğer vilayetlerden gelen, Isparta'da bulunan arkadaşlarla görüşmelerimiz, konuşmalarımız olacaktır inşallah. Ve mevlidler Üstad Bediüzzaman'ın hayatında önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle Nur talebelerinin de
buluşması, görüşmesi, konuşması, tanışması, tekrar böyle bir kongre kabilinden Nur talebelerinin bir araya gelmelerine birer vesile olmaktadır. Mevlidler aynı zamanda İslami havanın yerleşmesinde, yayılmasında önemli bir unsur teşkil etmektedir. Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri malum hayatının çok önemli bölümlerini İsparta'da geçirmiş, İsparta'nın beldelerinde Barla'da geçirmiş. Dolayısıyla Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri deyince İsparta akla gelir. İsparta deyince de Bediüzzaman Said Nursi'ye akla gelmektedir. Dolayısıyla İsparta ile özleşmiş olan Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin için tertiplenen bu mevlide inşallah şevkle, heyecanla gidiyor ve Üstad'ın hayatını inşallah orada yad ederek, özellikle bulunduğu mekanları da ziyaret ederek Üstadımızın hatıralarını tekrar biz kendi hayatımızda da yerleştirme için bir vesile teşkil edecektir. Cümleye hayırlı yolculuklar diliyorum. Sayın Nursi Hazretlerine saygım büyüktür. Allah razı olsun. 73'iyle tanıdığım, okuduğum, öğrendiğim haliyle bu saygımı göstermek adına bu toplantıya katılıyorum. Biz grup İsparta için beklemekteyiz. Hayırlısıyla bakalım. Ben de Bediüzzaman Said Nursi adına yapılacak olan İsparta'daki mevlide ilk olarak hem İsparta'ya gitmiş oluyorum hem de öyle bir mevlide katılmış olacağım. Yakın tarihimizde önemli bir safa teşkil eden Risale-i Nur'ların telif dönemi önemli bir tarihi vakadır. O yerleri gezmekten son derece mutlu olacağımı şimdiden tahmin ediyorum. Allah teşekkür razı olsun. Ederim. Allah razı olsun. Bediüzzaman Said Nursi bu ilgiyi, bu saygıyı hak etmiştir. İnsanlığa ve ümmete yaptığı hizmetler nedeniyle. Hakikaten Risale-i Nur bugün bütün birçok dünya dillerine çevrilmiştir. Ve bu isim, bu eser Türkiye'den çıkmıştır. Kendisine hürmetler, dualar, saygılar sunuyorum. Bunlarından dolayı ısırmaya sürelisin. Rabbim bizleri sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlaki hamilesiyle ahlaklanan bunlarından dolayı ısırmaya sürelisin. Amin. Hürmeti seyitler Hüseyin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Karakollar
Mehmet İşcan Bey, Mevlid hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir görüşlerinizi almak istiyorum. Efendim, çağımızda bir asrı saadet Müslümanı Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin neşretmiş olduğu Risale-i Nur külliyatını okuyan ve Risale-i Nur'ları kendi telifi gibi, kendi malı gibi bilip onu neşre çalışan, okuyan ve hayatına hayat yapan kişiler nur talebesidir. Eyvallah. Bunun ötesinde ayrıca böyle yapılan mevlütler ve içtimai toplantılar, faaliyetler bizim bir içtima yapmış gibi oluyor. Nur talebelerinin bir içtiması gibi oluyor. Onun ötesinde ayrıca bunların özellikleri ve önemi bence çok büyük. Bu benim şahsi görüşüm. Biz Risale-i Nur'ları okuyoruz. Kendimiz anlamaya çalışıyoruz, yaşamaya çalışıyoruz. Ama böyle mevlüt gibi olaylar da bizim bir araya gelmemiz, nur talebelerinin diğer civar illerden bir araya gelip burada görüşmemiz, konuşmamız, sohbet etmemiz, aramızda istişareler yapmamız ve birbirimizin simasını seyretmek benim için çok önemlidir. Çok güzel. Ve bu içtimai faaliyetlerde, kültürel faaliyetlerde bir araya mutlaka gelmeliyiz diye düşünüyorum. Yani gelmemek bence bir zarardır. Gelen için bir kârdır diye düşünüyorum. Peki, emeğinize, ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Ben de size hatırlatıyor. İlk 1960'da Eğirdir'de başlamıştı bu mevlid. İlk defa üstadın vefatıyla birlikte. Daha sonra 1970'lerden sonra Isparta'da başladı. O gün bugün devam ediyor elhamdülillah. Kardeşlerin bir araya gelip kucaklaşması, tesanüt ve vahdet, birlik ve beraberlik, cemaatimizin birbirleri olan hüsnü muaşereti, bütün bu noktalara baktığımız zaman mevlid çok güzel bir şekilde kaynaştırıcı ve kardeşleri buluşturucu ve geçmişte Medrese-i Yusufiye'de olduğu gibi bu da bir nokta Medrese-i Nuriye'nin bir özelliği olarak da bir şekilde devam ediyor elhamdülillah. İnşallah hep böyle devam eder.
Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Artık kıymetin bilsin. Neş oldukça nurların. Emin Bey, Mevlid hakkında düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Buyurun. Güzel bir hareket, güzel bir çalışma ki Risale-i Nur okuyan Risale-i Nur talebelerinin birbiriyle hasret giderme, birbirinin derdiyle dertlenmeyi sağlayan güzel bir vesile, güzel bir organizasyon. Yapanları tebrik ediyoruz ve daim olmasını, her yıl tekrarını arzu ediyoruz. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Talha kardeşimize Mevlid'le ilgili düşüncelerini soracağız. Buyurun. Bugün 1 Ekim Pazar. Büyük düşünür, büyük İslam alemi, mütefekkir Bediüzzaman Said Nursi ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muhammed ve diğer büyük alimler, müceddidler adına bugün Mevlid okutuyoruz. Bugün güzel bir atmosfer var burada. Kardeşlik, beraberlik, uhuvvet, tesanüt, güzel hasletli olarak sayabileceğimiz her şey burada mevcut. İnsanlar beraber kaynaşıyor, birbiriyle musafaha ediyor. Şehir dışından gelenler, uzun zamandır birbirlerini görmeyenler burada güzelce hasret gideriyorlar. Biz de mutluyuz burada. 2019'dan bu yana 4 sene büyük bir hasreti de sona erdirdik. Yine burada emeği geçen kardeşlerimize, büyüklerimize, yine buraya gelen misafirlerimize, Risale-i Nur'a Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerine gönül verenlere çok teşekkür ediyoruz. Bu organizasyonu tertip edenlere çok teşekkür ediyoruz. Hepsinden Allah razı olsun. Biz de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Kur'an'dan ersalara en büyük hizmet etti. Hasan Bey, Mevlid hakkında ne düşünüyorsunuz? Mevlid kaynaşmaya sebep oluyor inşallah, cemaatimizin bir araya gelmesini ve yek vücut olmasını. Başta Peygamber Efendimiz olmak üzere tüm sahabeler, mesleğimiz de sahabe mesleği olduğu için Üstadımız Hazretleri bu şekilde söylüyor. İnşallah işte bundan devam etmesini diliyoruz. Özellikle Van'da, Bursa'da, işte Isparta'da, Urfa'da, Kastamonu'da, Denizli'de birçok yerde mevlütler yapılıyor inşallah. Bunlar hepsi Risale-i Nur'un bütünleşmesine, işte sebat, metanet, ihlas ve istikrarın sağlanması için çok güzel olacak inşallah. Devamını diliyoruz. Allah razı olsun inşallah. Peki, sizin de Allah razı olsun. Teşekkürler. Sait Güngör Bey, Mevlid hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu İsparta Bediüzzaman Mevlidi, milletimizin gönlünde büyük yeri olan Bediüzzaman Hazretleri'nin sevgisiyle bir araya gelen insanların ortaya koydukları bir manzume gibi. Böyle diyebilirim kısaca. Bediüzzaman Türkiye'nin son yüzyılda gördüğü, kaydettiği, tanıdığı en önemli birkaç kişiden birisidir, en önemli. İki kişiden birisidir de diyebilirim. Mevlid kaynaşmaya sebep oluyor mu? Evet tabii, Mevlid bir araya yurdun dört bir yanından Bediüzzaman sevenlerini bir araya getiriyor. Kaynaşmaya sebep oluyor, evet öyle. Peki, çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Ahmet Bey, Ispartalı, Mevlid hakkında düşüncelerini söyleyecek. Buyurun Ahmet Bey. Evet, bu mevlid şimdi 4 yıldır yapılmıyordu. En son 2019'da yapıldı.
O bakımdan yani bu mevlide büyük bir şevk ile katılım oldu. Uzun yılların hasreti ve özlemiyle böyle kucaklaşmaya, ondan sonra birleşmeye, görüşmeye çok büyük bir ihtiyaç vardı, muhabbete. Elhamdülillah bu mevlid buna vesile oldu. İnşallah bundan sonra da inkıtasız devam eder diyoruz inşallah, Allah'ın izniyle. İnşallah. Çok teşekkürler. Sağ olun. Eritmişler gibi. Mehmet Ali Bey'in Mevlid hakkındaki düşüncelerini öğrenmek istiyoruz. Buyurun. Selamünaleyküm. Isparta Mevlidi tabi yanlış hatırlamıyorsam 4 sene önce en son yapıldı. Bu noktadan sevinçliyiz Cenab-ı Hak tekrar bir mevlid nasip ettiği için. Tabi meşhur bir söz var. Gönül sohbet ister, kahve bahane. Bu mevlütlerde nur talebelerinin bir araya gelmesini, irtibatın daha kavileşmesini ve muhabbetin artmasını sağlayan, buna vesile olan toplantılar, inşallah cemaatimizin tesanüdüne, alem-i İslam'ın sulhüne, hürriyetlerin kemale ermesine bir dua olur bu mevlütlerimiz. Tabi Isparta, Risale-i Nur'un neşri noktasında birinci planda olan bir yer. Üstad Hazretlerinin benim aslında buradan gitmiştir diye bir şeyi de var. İsparit nahiyesine, Isparta'dan. O noktadan burası çok ehemmiyetli bir belde, yer. Ben de 5 sene burada üniversite tahsili gördüğüm için benim için de büyük bir, buranın manevi bir yeri var yanımda. Sevdiğimiz bir il, vilayet. Bu mevlüdün organizasyonunda, meydana getirilmesinde emeği geçen tüm Ispartalı kardeşlerimizi ve Yeni Asya camiasını tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak tekrar inşallah ömür verirse gelecek yıllarda da devamını niyaz ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Hangi ilden geldiniz? Konya'dan. Konya'dan geldim arkadaşlar. Evet. Teşekkürler. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Artık kıymetin bilsin. 2 milyar civarında dünyada kıymetin varsayalım ve bu 2 milyar ümmetin her birisi bunun dini üzerine amel ederek ibadet edilmek ama emirli yaşlar tüm bu ibadetlerine gelmiş sevabının bir bahsetine gidiyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Esselam'ın kelpayı sebep var. Sebep ona yapan geliyor. Bu dinin sebebi kim? Bu dini kim getirir? Kimse kim ne diyebilir? Kimse kim sunumu? Dolayısıyla bütün ümmetin sevabından bir bak ona bunun derecesi de bu. Nihayet rahmet ilahiye, sınırsız ama açıkçası imanı. Mevlid'den, Mevlid için Denizli'den buraya geldik. Yıllardır hep katılmıştık zaten daha önceki senelerde. Pandemi girdi, ondan sonraki dönemde Mevlid olmadı. Onun için özledik. Bu özlemi gidermek için 40 yıldır tanıdığımız eski dostları burada görmek için bir de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, üstadımızın hatıralarını yad etmek için buraya geldik. Eşlerimiz, dostlarımızı da gördük. Memnun olduk. Hem Mevlid'i dinledik, hem ders dinledik, hem Barra'yı ziyaret ettik. Dolaşarak geldik. İyi oldu. Yapanlardan Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık, teşekkürler. Bizim gibi koşmuştuk, bizim gibi gece yatmıştık, bizim gibi evlenmiştik. Burada rahatlık yani başını kaldırıp bu ağabey ağabeyin içerisinde, ağabey ağabeyin içerisinde yaşadığımız ağabey ağabeyin sıradan kaldı. Gülmesi, kalkması, konuşması, yapması gibi halde sıradan kaldı. Bu halden içerisinde başını kaldırıp hakiki maviyetine, mertebeyi risalette bulmuş, numarayı şahsiyet maneviyeti, bu yüksek şahsiyet, manevi şahsiyetine bakmak lazım. Yoksa ya bilmesine ya da veya şüpheye düşün, sıfırın izah için temsil edilir. Mesela bir hurma çekirdeği, bir hurma çekirdeği var. Hurma çekirdeği toprak altında konup açılarak koca meyveler ve ağaç hem gittikçe temsiline de büyür. Bir hurma çekirdeği var, tırnak kadar bir şekilde. Bu şekilde çekirdeği halindeki deyken 4 tane unsur var aslında. Hidrojen, oksijen, karbon, azot, dört tane çekirdeğinden yaratmışlar. Aynı çekirdeği toprak altına attığınız zaman bu
çıtlayacak, idam olacak, büyüyecek, genişleyecek, gittikçe büyüyecek. Kocaman bir mağaza olacak. Veya Tavuz Kuşu'nun Osman Fedai Bey'le Mevlüt hakkındaki düşüncelerini soracağız. Buyurun Osman Bey. Malum Mevlüt, Peygamber Efendimiz'in doğumunu yad etmek ve İslam alimi olan Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerini bu vesileyle de anmak. Neticede peygamberler alimlerin varisleri olması hasebiyle biz de bu aziz üstadımızın ve talebelerin ruhuna hediye edilen Mevlid-i Şerif'e iştirak ettik. Cenab-ı Allah Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a şefaatine hepimizi mazhar eylesin. Bediüzzaman Hazretlerinin düsturlarını kendi hayatımızda prensip sahibi etsin. Amin. Nereden geliyorsunuz Osman Bey? Ben Dinar'dan geliyorum. Dinar'da oturuyorum. Afyon Karahisar'da. Aslen Başbakçıyız. Yani, peki. Bediüzzaman Hazretlerinin Başbakçılara dua ettiğini biliyoruz yani. O yüzden. O duanın feyziyle buralardayız inşallah. Yani Isparta, bir tarafımızda Ispartalı sayılır yani. Ben 7 yaşından beri Isparta'ya gelir giderim. Emekli doktorsunuz. Emekli doktorum. Faik Şener vardı burada, onu da zikredelim. Doktor Faik Şener, Hesna Şener'in kardeşidir. Faik Şener, belki bunları çoğu insan bilmez, bizim aile dostumuzdur. Beni de 1977'de apandisit ameliyatı etti. Çok iyi bir insandı. Onu da rahmetlanıyoruz. Amin. Hem Bediüzzaman Hazretleri'ni Denizli Mahkemesi'nde beraat ettiren, Risale-i beraat ettiren Esna Hanım'a da Cenab-ı Allah gani gani rahmet eylesin. Evet, çok sağ olun. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem beşeriyeti, yaşadığı 63 yıl hayatı bu ünlükseye benzer. Bu şekildeye benzer. Ama bu şekilde Aziz üstadım beni, seni hanım kardeşim ve Mevlüt hakkında bir şeyler soracağız. Buyurun. Pandemiden sonra böyle bir programın yapılması çok güzel oldu. Çünkü uzun süredir böyle programlar yapılmıyordu. Sosyal şeylerimiz bayağı bir sekteye uğramıştı. Zaten bu mevlidler bizi birleştiren, toplayan, kucaklaştıran, kardeşliğimizi daha da pekiştiren sebepler oluyor. O yüzden çok teşekkür ediyoruz. Bu mevlidi düzenleyen kardeşlerimizden Allah razı olsun. Bizleri tekrar buluşturdu, kavuşturdu inşallah. Nereden geliyorsunuz? Antalya'dan geliyoruz. Teşekkürler, çok sağ olun. Siz de Kur'an'dan ersalara en büyük hizmet etti. Hanım kardeşimize Mevlüt ile ilgili sorular soracağız. Mevlüt hakkındaki düşüncelerinizi söyler misiniz? Düşüncelerim, böyle bir cemaatin maneviyatının birlikte olmanın bilincini, beraber bizzat yaşamanın güzelliğini, heyecanını hissediyoruz. Cemaatimizin manen burada yaşamak, birlikteliğini, heyecanını daha çok hissediyoruz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Mevlüt hakkında kardeşimize bir şeyler soracağız. Buyurun. Mevlüt, Allah razı olsun. Bu memlekette hakkın yanında, haksızlığın karşısında olan Yeni Asya gazetesinin tertip ettiği Mevlüt'ten çok memnunuz, razıyız. Allah'ım bizi birbirimizden ayırmasın. İslam dininden kendine kul, peygamberine ümmet, üstadımıza talebe olmaktan bizi ayırmasın. Her zaman bizi böyle yerlerde cem etsin, sonra da cennette cem etsin inşallah. İnşallah. Nereden geliyorsunuz? Antalya Sevik'ten geliyorum. Peki, ayağınıza sağlık. Teşekkürler. Hanımefendiye Mevlüt'le ilgili sorular soracağım. Ne düşünüyorsun Mevlüt? Önce Isparta'mıza hoş geldiniz. Siz Ispartalı mısınız? Evet, Ispartalıyım. Ev sahibisiniz. Ev sahibiyim. İman ve imanınızı kurtaran, yani bu Ispartalı sayılan Bediüzzaman Hazretlerinin ruhuna
Fatih'ten mevlüt okutuyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Peki, biz de teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Necat Bey'e mevlüt hakkında düşüncelerini soracağız. Buyurun. Bediüzzaman Hazretleri bütün kainata Kur'an'ın mucizevi tefsirini yazarak insanlığa büyük bir hediye bırakmıştır. 900 seneden beri İslami hakikatlerin gölgelendiği, perdelendiği bir zamandan sonra bu kadar imanı, İslam'ı öne çıkaran ve maddiyatı, dünyevi meseleleri hiçbir gündem maddesi yapmayan ve şu anda mezarda belli olmayan ihlasın zirvesindeki bir müceddit olarak onun bu vatan topraklarındaki yaşayan herkesin bu müceddide bir saygısı, hürmet olması lazım geldi düşüncesindeyim. Bunun için de bunu tanıyan, bu müceddidi tanıyan, eserlerine sahip çıkan ve dünya çapındaki 200 ülkeye giden bu eserlerin müellifi olan bir zatın elbette hürmete, anılmaya ihtiyacı vardır. Bütün bu olumsuz şartlara rağmen Anadolu'nun birçok köşesinden bugün 1 Ekim 2023 Pazar günü Isparta'ya gelip bu mutlu beraberliğe katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz. Yenasi olarak Allah razı olsun. Bediüzzaman'ın da mekanı cennet olsun ve fikirleri ilelebet kainat dostlarında temevvüzat olmaya, dalgalamaya devam etsin inşallah. Teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Genç kardeşimize mevlüt hakkındaki düşüncelerini soracağız. Buyurun. Çok güzel bir mevlüttü. Allah umarım bir daha nasip eder gelmeyi. Yani üstaddan razı olsun Allah buraya. Gel bizi topladığı için. Böyle düşünüyorum. Çok güzel. Nereden geliyorsunuz? Denizli. Çok güzel. Peki. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Çok sağ olun. Buyurun. Benzer fikirdeki insanların tek bir amaç için buluşması ve maddi manevi her türlü desteklerini şahsi manevi oluşturmaları. Nereden geldiniz? Denizli'den geliyorum. Çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Katı kalpler kasveti bırakıp nura gelsin. Cemiyet aydınlansın. Ubeyt kardeşimize mevlüt hakkındaki düşüncelerini soracağız. Buyurun. Evet, öncelikle Yeni Asya cemaatimiz adına çok güzel bir organizasyon. Yıllardan beri belki pandemi zamanından beri ilk defa olan bir şey. Gerçekten bu cemaatimizin şahs manevisi içerisinde böyle kendimizi bir fert olarak gördüğümüz için buradaki bütün cemaatimiz, ondan sonra eş dost, böyle ahbap, herkesle böyle haşır neşir olduk. Allah razı olsun burayı böyle emek edenlerden kelimesler çok güzel. Çok böyle yağmurlu hava olmasına rağmen çok güzel bir katılım var maşallah. Tebrik ediyoruz bütün böyle İstanbul'dan, Ankara'dan, Isparta cemaatini tebrik ediyoruz. Çok güzel bir organizasyona imza attılar. Uzaktan yakından herkes geldi, herkesi görmüş olduk. Böyle çok böyle şahsı manevimize Cenab-ı Hak bu hizmetlerimizi dahil etsin inşallah. Gerçekten çok memnunuz burada olmaktan. Cenab-ı Hak inşallah tekrar da nasip eder. Ankara mevlütleri, İstanbul mevlütleri inşallah. Kongreleri Cenab-ı Hak nasip etsin. Tekrardan buluşturursun inşallah diyorum. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ahmet Bey ev sahibidir. Mevlüt hakkındaki düşüncelerini soracağız. Buyurun Ahmet Bey. Çok sevinçliyiz gerçekten. Bu Isparta mevlidi artık geleneksel halde, zaten onu biliyoruz. Cenab-ı Hak kabul eylesin. Isparta'da olması ayrı bir önem arz ediyor bu mevlidin. Çünkü Bediüzzaman Hazretleri'nin ifadesi var. Isparta taşla toprağıyla mübarektir diye. Bir Urfa için söylenmiş bu ifade, bir de Isparta için. Bu noktada Isparta hem benim memleketim diyor aynı zamanda. Çok ehemmiyeti var bu mevlidin. Bu sene daha bir coşkulu katılım var. Umuyoruz her sene
katlanarak bu gidecek, artacak. Güzel bir seviyede devam edeceğine inanıyorum ben inşallah Mevlid'in. Yani bu sene gerçekten bir katılım güzel. Usta Hazretlerinin Isparta'daki, yani Isparta kahramanları, ayrıca Barla Sıdıkları dediği o mübarek ve muhterem ağabeylerin de saf evvelden olması ve burada bu risaleların burada yazılması, bilhassa Barla ve Isparta'da, o açıdan da tabii büyük ilgi görüyor. Yani Isparta'ya gelen illa Barla'ya uğruyor. Barla zaten Risale-i 119 parçasının yazıldığı bir yer. Yani 130 parçadan 119 parçasının yazıldığı bir belde. Bu noktadan Isparta'ya gelen mutlaka Barla'ya uğraması gerekiyor. Öyle bir önem arz ediyor. Üstad Hazretleri'nin tabi orada kaldığı iki tane ev var. 1950'den sonra kaldığı bir ev var. Daha sonra 8,5 yıl kaldığı bir ev var. Cennet Bahçesi, Nur Menzilleri daha çok orada yoğunlaşıyor. Bunun yanında bir de Sağ Köyü, Barla'ya yakın. O yüzden Sağ Köyü'ne de bir ziyaret yapılması gerekiyor. Nur talebeleri bunu yapıyor. Bu noktada bu mevlütlerin hem cemaatimizin kuvvetine, hem tesanüme, hem muhabbetine vesile olması Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Çok güzel gidiyor. Büyük bir feyiz var şu anda. Isparta'da hava da normal, güzel. Allah razı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Size de teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.